Çocuk evliliği yapamadığı için bir mülteci bunu şikayet ediyor. Dinleyelim. In unserem Land und unserer Kultur kann der Altersunterschied zwischen dem Ehemann und der Frau bis zu 15 Jahren oder mehr sein. Es ist normal, dass ein Mädchen mit 15, 16 oder 17 heiratet. Wir finden die Gesetze hier sehr hart. Sie zerstören die Gefühle der Menschen. Man soll hier eine Maschine sein und die Gesetze einhalten. Aber die Gesetze sollten sich an den Menschen anpassen und die nicht beschränken. Deswegen sind die Gesetze hier gegen unsere Freiheit und unsere Kultur. Evet, ne diyor? Almanya'da kurallar o kadar katı ki Almanya dünyanın en rahat ülkesi. Eşcinsel için artık eşcinsel olanlar evlilik bile yapabiliyor resmiyette ama tabii ki bunları kastetmiyor. Çocuk evliliklerinden bahsediyor. Diyor ki bizim ülkelerimizde, bizim kültürümüzde 15-20 yaş küçük biriyle evlenmek çocuk olsa bile, reşit olmasa bile gayet normal. Almanya'daki yasalar beni özgürlüğümde diyor kısıtlıyor. Yani oradaki kültürünü buraya getirmek istiyor ve buradaki yasalara tepkili. Gelirken Almanya'ya geldiğini biliyor. Almanya'ya geldikten sonra tabii ki işine gelen kısım, çünkü bu işine geliyor, bundan şikayetçi ve bunu televizyonda Spiegel TV'de çok rahat bir şekilde söylüyor. Kültürümüzde kısıtlanıyoruz. Yani aslında açıkça çocuk evlilikleri Almanya'da yasallaştırılsın diyor. Almanya'daki yasal çerçeveyi bir öğrenelim. Çocuk evliliği Almanya'da yasa dışıdır. Ve reşit olmayan bir kızla evlenen adama evliliği planlayan üçüncü şahıslara hapis cezası verilir. Belki izlerler ve belki anlarlar. Gelirken geldikleri ülke belli. Geldikten sonra kendi kültürlerini lütfen buraya taşımasınlar. Sizin kültürünüzü, bu şekildeki kültürünüzü burada istemiyoruz. İstemiyoruz. Yüzyıllardır kadınlara, kız çocuklarına, küçücük çocuklara yapılan bu haksızlık, bu eziyet, bu tecavüz. Benim için bu bir tecavüz. 15 yaşında biri, 30 yaşında biriyle, 20 yaşında biriyle istenmeden evlendiriliyorsa bu bir tecavüz. Başka bir şey değil. İstemiyoruz.